Merhaba, Dünya Hali, Selim Atalay. Saat başındayız. Saat başı itibariyle bültenlerden özetleri alacağız. Sonra Dünya Hali'ne geçeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn'deydi. Elbap'tan sonraki hedefi açıkladı. Orada yaptığı konuşmada istikamet Münbiç ve Rakka. Cumhurbaşkanı sonrasında da uçuşa yasak bölge ilan edeceğini söyledi Rakka civarında. Ve Bahreyn'le konuşan Cumhurbaşkanı'nın bu ifadeleri dünyada da geniş yankı buldu. Onu da daha sonra tekrar anlatacağız, değineceğiz. Şu anda şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetin Suudi Arabistan'a geçmesi bekleniyor. Onu da izliyoruz, onu da kaydedelim. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yapılan Elbap operasyonu, sıcak gelişmeler var. İlçe merkezine giren Türk birlikleri ve direnişçiler merkezin %40'ında kontrol sağladı. Son olarak bölgede 30 DH'li terörist öldürüldü. Çatışmalarda bir askerimiz de şehit oldu. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası habercilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, PKK ve FETÖ'nün referandumda hayır için seferber olduğunu belirtti. MHP 4 milletvekili Yusuf Alaçoğlu, İsmail Ok, Nuri Okutan ve Sinan Oğan tedbirli ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebi olarak disipline sevk edildi. Ve Türkiye son yılların en sert kış mevsimlerinden birini yaşıyor. Arada pazar yerinin çatısı ülken kar nedeniyle çöktü. Bir kişi yaralandı. Ve 24'de konuşan Ağrı Valisi Musa Işın enkaz altında kimsenin olmadığını ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Özetlerimiz bu kadar. Şimdi Dünya Hali. Efendim, an itibariyle şu an dünyada ne oluyor diye bakarsak, mesela bu Suriye görüşmeleri konusunda bir açıklama var. Birleşmiş Milletler temsilcisi Cenevre'de Suriye konulu görüşmelerin 23 Şubat'ta başlayacağını duyurdu. Stefan de Mistura'nın ofisi bu duyuruyu yaptı. Daha önce 20 Şubat deniyordu. Heyetler 20 Şubat'tan başlayarak gelmeye başlayacak ama görüşmeler 23'ünde başlayacak. Şimdilik planlama o yönde söyleyebiliriz. Ardından Rus Savunma Bakanlığı'ndan açıklama vardı. Palmira'ya yönelik bir operasyondan söz ediyor. Şam birlikleriyle Rus hava kuvvetlerinin desteğiyle ve Rus Savunma Bakanlığı'na göre Suriye Şam birlikleri yaklaşık 20 kilometre uzaktalar Palmira'dan ve Rus hava kuvvetleri de Palmira'ya destek veriyor, bombardımanla bu saldırıya destek veriyor. Palmira'nın DAEŞ'e bırakıldığını daha önce hatırlamamız gerekiyor. Bol miktarda tank ve ağır silahlarla birlikte Şam ordusu adeta Palmira'yı hediye etmişti. Şimdi yine tarihi eserler parçalanıyor falan gibi bir yan tiyatro eşliğinde Şam'ın tekrar Palmira'yı fethini falan izliyoruz. Böyle garip işler oluyor Suriye'de. Ardından hafta sonu boyunca bu DAEŞ Bağdadi'nin öldürüldüğü, vurulduğu, yaralandığı yolunda haberler vardı. Bölük pörçüktü. Son tablo şu. Anlaşılıyor ki Bağdadi ve DAEŞ çetesinin bir grup lideri Irak'ta Anbar bölgesinde toplantı halindeydiler ve bunun istihbaratını alan Irak uçaklarının harekatı yaptığı öne sürülüyor. Irak uçaklarının ya da koalisyon uçaklarının bu evi vurduğu bildirildi. Bağdat bu saldırıda 13 üst düzey DAEŞ'ın öldürüldüğünü söylüyor. İsimler de yayınladılar. Demek ki kimlik tespiti de yapılmış şeklinde. Fakat Bağdadi'nin adı yok bu listede. Dolayısıyla o yüzden yaralı kaçmış olabilir şeklinde spekülasyon vardı. Peki nedir? Şöyle son dönemde Suriye'den Anbar bölgesine geçtiği anlaşılıyor. Anbar zaten Suriye-Irak sınırında. Dolayısıyla o sınır bölgesinde kimsenin pek kontrolü yok. Oradan geçişler mümkün ve o geçiş sırasında veya sonrasında toplantı yaptığı ve toplantı sonrasında da vurulduğu anlaşılmakta. Başka henüz ayrıntı yok. Hatırlarsanız geçen hafta
Irak Başbakanı'nın İbadi'nin bir garip açıklaması dikkatimizi çekmişti ve aktarmıştık. İşte Bağdadi'yi çok yakından izliyoruz. Bağdadi izole durumda, tek başına hareket edemiyor, şu bu demişti. Biz de sormuştuk, bu kadar iyi biliyorsan koordinatlarını ver de vursunlar. Anlaşılan onun yaptıkları anlaşılıyor. Fakat bu konuda gerçekten Irak Hava Kuvvetleri mi vurdu, yoksa Irak Hava Kuvvetleri'nin bu işlere kabiliyeti gayet tartışmalı. Uçak uçurup uçurmadıkları bile aslında laf aramızda tartışmalı. O yüzden anlaşılan başka birileri de vurmuş olabilir ve işte sırf halkla ilişkiler PR kapsamında İbadi'yi öne çıkartıyorlar. Biz vurduk diye o da işin gösteri kısmında rol alıyor. Sonra bir notta Gazze'den, Gazze'de Hamas hareketinin yeni bir temsilci seçtiği duyuruldu. Yahya Sinwar. Bu Yahya Sinwar işte Hamas direnişinin önemli isimlerinden, daha önce İsrail'e birçok noktada hapse girmişti, sonra serbest bırakıldı, yargılandı. Ve direnişin liderlerinden El-Sinwar'ın şimdi Gazze'de yetkili olduğu bildirildi. Bağlantılı bir not, İsrail Netanyahu Donald Trump'la görüşmek için Washington'a gidiyor. Hafta ortası çarşamba günü Washington'da olacak denmekte. Bu hafta Donald Trump'ın iki yabancı misafiri var. Bir tanesi Netanyahu olacak. Onunla ikili görüşme var. Bugün de az önce Donald Trump Kanadalı komşusu Trudeau'yla buluştu. Trudeau'yu Beyaz Saray'da ağırladı, Kanada Başbakanı. Kanada Kuzey'de Donald Trump bir komşulardan bir tanesi geldi diye düşünüyor olabilir. Bu şekilde bir şöyle Donald Trump'a Trudeau'yu fazla korkutma, Trudeau'ya da fazla Donald Trump'ı korkutacak ya da rahatsız edecek şeyler yapma diye iki taraftan uyarı yapıldığı anlaşılıyor. Yani çatışma çıkmadan bu görüşmenin tamamlanması lazım. Meksika neyse Kanada'da o Amerika için. O yüzden dikkatli ve itinalı bir buluşma olması arzu ediliyor. Bir son not Polonya'dan. Polonya'da hafta sonunda çok garip bir olay yaşandı. Polonya Başbakanı'nın konvoyuna bir araç çarptığı bildirildi. Aracın görüntüleri falan da vardı. Çok fazla hasar yoktu. Fakat Polonya Başbakanı'nın halen hastanede olduğu ve bu hastanede kalma olayını birkaç gün daha devam ettireceği bildirildi. Hafif bir kaza gibi duruyor ama neden bu kadar başbakan hala hastanede, o tartışmalı. Bu arada son bir yılda ülkenin işte devlet başkanının, savunma bakanının ve başbakanının çeşitli vesilelerle çeşitli yerlerde trafik kazası geçirdiği de anlaşıldı. Polonya delegasyonlarına bir şey mi oluyor diye bir soru var. Polonya aynı zamanda Doğu Batı, Washington, Moskova, Brüksel, Moskova çatışmasında tam sınır noktasında. Dolayısıyla o baskı altında olduğu düşünülüyor Polonya hükümetinin. Bu arada Kaliforniya'daki baraj görüntülerimiz vardı ama onlara da biraz bakabiliriz. Kaliforniya'da bunlar son görüntü olarak elimize geldi. Kaliforniya'da çok büyük bir baraj, suların yükselmesi sonucu çökme tehlikesi altında ve kontrollü olarak su bırakılıyordu. Gün boyu bültenlerde de yer aldı. Şu an itibariyle çok, yani risk devam ediyor dendi, fakat baraja acil bir tehlike yok şeklinde belki yatıştırıcı açıklamalar, bilemiyoruz. Bölgeden epey 180-200 bin kişinin boşaltıldığı ya da boşaltma emri aldıkları bildiriliyor. Bu son zamanların en büyük çevre felaketlerinden bir tanesi olabilir. Kaliforniya'dan Suudi Arabistan'a şimdi bakabiliriz. Şöyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a ulaştığı ve o karşılama töreninden, evet, uçak görüntüler, iniş görüntüleri canlı olarak aktarıyoruz. Riyad'a inişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet Körfez turunun ikinci durağında. İlk durak Bahreyn'de şimdi işte akşam saatlerinde
Sudevzan Riyad'a ulaştılar. Heyet, kalabalık heyet, üst düzeyde bir heyet. Dışişleri Bakanı Eric Çavuşoğlu haliyle eşlik ediyor Cumhurbaşkanı'na. Aynı zamanda Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da bu ziyarette Cumhurbaşkanı ile birlikte olduğu biliniyor. Ve Genelkurmay Başkanı bu ülkelerde, Körfez ülkelerinde muhataplarıyla, kendi karşıtlarıyla, Genelkurmay Başkanları ve Savunma Bakanları ile olan görüşmelere katılıyor. O görüşmeler hem heyetler hem de ayrı ikili kapsamda sürmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyareti yüklü bir gündemle geçiyor. Türkiye'nin son gelişmeleri, Suriye'deki gelişmeler, Suriye'deki ve bölgedeki gelişmeler konusunda Bahreyn olsun, Suudi Arabistan olsun, bunlar hep Körfez İşbirliği Konseyi olarak adlandırılan 6 Körfez ülkesinin birlikte hareket ettiği, siyaset ve ekonomi olarak birlikte canlandırdıkları bir birlik. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bayan Erdoğan'ı uçak merdivenlerinden inişte izlemekteyiz. Kefiyesinden göremiyoruz ama Kral Salman tarafından karşılandığını düşünebiliriz. Şu an görüntülerde yüz cepheden alınırsa. Kamera açımız birazcık ters şu noktada. Kral Salman'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda görüştüklerini biliyoruz. Ankara ziyareti vardı. Başka uluslararası toplantılarda da sık sık başka vesilelerle bir araya gelebiliyorlar. Suudi Arabistan'ın da bu ziyarete üst düzeyde önem verdiğini söyleyebiliriz. Bu ziyaret öncesinde Türk ve Suudi ekonomik ilişkileri konusunda Riyad'da üst düzey bir toplantı yapılmıştı bakanlar düzeyinde ve orada iki ülke ticaretinin daha da artırılması konusunda görüş birliği vardı. İki ülke ticaretinin yaklaşık 8 milyar dolar olduğu biliniyor. Ve son dönemde bu ticaretin, ikili ekonomik ilişkilerin daha da artırılması yönünde bir çağrı vardı. Yani Kumay Başkanı Hulusi Akar'ı söyledik, Dışişleri Bakanı Eric Çavuşoğlu'nu söyledik. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Müsteşarı Hakan Fidan da heyetle Suudi Arabistan'a geçti. Onlar da uçaktalar ve muhataplarıyla görüşecekler. İkili ve heyetler arasında görüşmeler. Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerinde hemen ikili ilişkiler dışında Suriye konusu tabii ki ağırlık taşıyor. Suriye konusunda ve ikili ilişkiler konusunda Ankara'nın geçen hafta önemli bir ziyaretçisi vardı. CIA Başkanı, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı Başkanı Mike Pompeo. Pompeo Ankara'dan sonra Riyad'a gitti. İki ülkelik bir tur için geldiği açıklanmıştı Pompeo'nun. Ve Ankara'daki temaslarından sonra Suudi Arabistan'a gitti. Hatta Suudi Arabistan Prensi Nayef'e CIA'nin en büyük nişanını verdi Pompeo. Nayef'in İçişleri Bakanlığı döneminden kalma bir yakın işbirliği süreci var. Amerikan İstihbaratı ile Suudi İstihbaratı'nın Orta Doğu'da da yakın işbirliği yaptığı biliniyor. Biraz da eski tanışıklıkları var CIA ile Prens Nayef'in. O kapsamda da o CIA nişanının verildiği bilinmekte. Yine Suudi Arabistan Türkiye deyince akla tabii ki Suriye geliyor. İki liderle de, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la hem de Suudi Arabistan Kralı Salman ile Amerikan Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmeleri olmuştu. İkili baş başa telefon görüşmelerinde Türkiye ve Suudi Arabistan gerçekleşti. Biz de otomobilin hareketini bekliyoruz. Otomobili
yolcu edelim. Biz de normal akışımıza döneriz. O ikili ilişkilerde Suudi Arabistan ve Türkiye, evet, ikili ilişkiler, Amerika ile ikili ilişkiler yanında Amerika'nın yeni bir sayfa açmasını Orta Doğu'da hem Riyad hem Ankara yakından bekliyor. Suudi Arabistan'da Trump'ın yeni bir sayfa açmasını istemişti. Bu da dile getirildi. Trump yönetiminin zaten ikili ilişkiler dışında bölgede bir kimler bizden kimler değil şeklinde ayrım yaptığı biliniyor. Kimler bizden dendiği zaman Türkiye, Suudi Arabistan o listenin başında zaten yer almakta. Kimler değil deyince hem Başkan Donald Trump'ın hem de Ulusal Güvenlik Ekibi'nin ve de Genelkurmay Başkanı'nın, Savunma Bakanı'nın daha doğrusu ortak şikayeti İran konusunda. Dolayısıyla İran'a karşı çok net bir tavırla gelen bir Amerikan yönetimi var ve bu kapsamda en çok Suudi Arabistan İran'dan, İran'ın bölgedeki faaliyetlerinden şikayetçiydi. Suudi Arabistan'da Amerikan yönetiminden İran'a karşı daha net tavır istiyor. İran yönetiminin Orta Doğu'da çok fazla kazanım yaptığını son zamanda hem Trump yönetimi hem de Suudi Arabistan yönetimi vurgulamakta. Buna karşı bir tavır ve İran'ın daha düşük profilli bir ülke olarak Orta Doğu'da rol alması, havaalanından ayrıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmelerini tabii ki bültenlerde aktaracağız deyip şimdi biz dünya haline bir nefeste dönebiliriz. Evet. Aynı zamanda mesela son dakika gelişmesi, Donald Trump Papa Francis'le buluşmak istiyormuş. İtalya'ya en kısa zamanda bir ziyaret yapıp Papa ile görüşmek istiyorum diyor. Aynı zamanda Donald Trump tweet de attı. Hoş geldin diyor Kanada Başbakanı Trudeau'ya. Şimdilik bir gerilim yok Kanada ile Amerika arasında diyebiliriz. Efendim, hafta sonundan beri Amerikan medyasının başlıklarında Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn vardı. Mike Flynn başkanın Ulusal Güvenlik Danışmanı, eski bir asker. Mike Flynn'i bir de şuradan tanıyoruz. İlk başta 15 Temmuz konusunda biraz kafası karışıktı ama sonradan FETÖ çete reisinin ve de şu ekasının Amerika için bir ulusal güvenlik tehdidi olduğunu belirten net bir yazı kaleme almıştı. Zaten o noktada Beyaz Saray'ın ulusal güvenlik danışmanı olacağı bilinmekteydi az çok ve resmi olmasa bile gayri resmi yoldan bir tavır koymuştu ve de bu Mike Flynn'le şimdi statüko müthiş şekilde uğraşıyor. Mike Flynn'in görevden ayrılabileceği de alınmasının istenebileceği yolunda tartışmalar başladı. Şimdi bu tartışmaların iki boyutu var. Bir, Beyaz Saray içindeki bir tartışma. Evet, Beyaz Saray içinde bir kopukluk, koordinasyonsuzluk ve bir ayarsızlık olduğu biliniyor. Fakat bu ayarsızlığın başka unsurları da var. Bir tanesi demokrat, muhalif medyanın bu olayın üzerine benzin, gaz ve doğal gaz tenekeleriyle gidip Alevi ateşi alevlendirme çabaları. Onu çok seviyorlar. New York Times ve diğer gazetelerde çok büyük başlıklarla Flynn'in sonu şeklinde başlıklar atıldı. Olay şu. Donald Trump'ın aslında güvendiği birkaç adamdan bir tanesi Flynn. Kravatlı olan Flynn. Öbürünü de artık tanıyoruz. Bannon. Bannon da bir medya editörüyken Beyaz Saray'ın içinde yükselmiş ve başkanın kilit danışmanlarından bir tanesi olmuştu. Bannon aynı zamanda Ulusal Güvenlik Konseyi'ne de koymuştu Donald Trump. Hatta bu atamayı bilinçli yapmadığı, öyle rastgele imzaladığı kararı ve tam olarak Bannon'ın oraya terfi ettiğini Donald Trump'ın da bilmediği öne sürüldü. Fakat işte doğru mudur, muhalif medyanın iddiası mıdır onu tam çözemedik. Sonuçta güvendiği iki adam, üç adamdan bir tanesi Flynn, Donald Trump'ın. Fakat şöyle bir sorun çıktı. Bu tam iş başına 20 Ocak'ta iş başına geldiler malum. 20 Ocak'tan önce özellikle
Aralık sonunda Flynn'in Rusya'nın Washington'daki büyükelçisiyle telefon görüşmeleri yaptığı anlaşıldı. Şimdi bu görüşmeler yüzünden zaten ortalık karıştırılıyor. Şöyle, Flynn'in yetkisi olmadığı halde Rus büyükelçiyle Donald Trump yönetiminin olası politikalarını, Rusya politikalarını konuştuğu ve bu konuda taahhütler verdiği öne sürülüyor. Canım işte ulusal güvenlik danışmanı olacak, iktidara da gelmişler, 20 Ocak'ta da göreve başlayacaklar. Ne olmuş Rus büyükelçiyle görüşse diye bir savunma mümkün. Fakat çok ilginç, onu bilmiyorduk. Şöyleymiş, yetkisi olmayan Amerikan vatandaşlarının yabancı ülke temsilcileriyle dış politika görüşmeleri meğer kanuna aykırıymış. Düşünebiliyor musunuz? Amerika'da birey olarak Michael Flynn'in, resmi bir unvanı yoktu o zaman, bir bireyin bir yabancı ülke büyükelçisiyle, bunun Rus büyükelçisi olması gerekmiyor, Madagaskar büyükelçisi de olabilir, Amerika'nın balıkçılık politikaları da olabilir, bunu görüşmesi Amerikan yasalarında suç. Şimdi muhabirler olarak bizim bu suçu tarih boyunca kaç kez işlediğimizi falan düşünmeye başladık, ürktük. Demek ki hepimizin yargılanması gerekiyor bu kanun kapsamında, yani bu yasa Türkiye'de geçerli olsa. Demek ki çok sağlam bir yasa var ve bu yasa üzerinden Flynn'in üstüne gidiyorlar. Diyorlar ki yetkisi yoktu, Rus büyükelçiyle biz işte iş başına geldikten sonra Rusya'ya olan yaptırımları değiştirebiliriz, hafifletebiliriz diye konuştu. İddia bu, taahhütte bulundu. Sen kim oluyorsun da yetkin olmadan bir vatandaş olarak Rus büyükelçiyle konuşuyorsun ve de yönetim adına taahhütte bulunuyorsun. Suçlama bu. Şimdi Flynn başta demişti ki bir kere konuştum. O da ilginç bağlantı, Türkiye bağlantısı. Rus büyükelçi Ankara'da vurulmuştu. O yüzden başsağlığı nedeniyle, başsağlığı dilemek için Washington'daki Rus büyükelçiyi aradım. Genel konulardan konuştuk. Fakat sonra Flynn'in birkaç kez Rus büyükelçiyle konuştuğu ve konuşmalarda, çünkü Amerikan istihbaratı bu görüşmeleri kaydediyor. Flynn istese de istemese de Rus büyükelçinin yaptığı bütün her şey Amerikan istihbaratının kayıtları da, konuşmaları da kayıtlarında. Bu kayıtlarda bir başsağlığı ya da işte taziye telefonundan çok daha kapsamlı laflar ettiği Flynn'in anlaşıldı. Şimdi kıyamet burada koptu ve kıyametin kopmasının bir başka ilginç boyutu var. İstihbarat Flynn'in konuşmalarını sızdırdı. Ya da konuşmalarının içeriğini sızdırdı. Buradan nereye gidiyoruz? Donald Trump'ın CIA ile ve de FBI ile o kadar olmasa bile CIA ile olan çatışmasını hatırlayın. İstihbaratçıları toptan suçlamıştı ve de bilenler demişti ki, biz de aktarmıştık, Donald Trump'a bu yolsuz elektrik olarak gelebilir. Çünkü istihbarat servislerini bu şekilde suçlamak ve de zor durumda bırakmak iyi, akla yatkın, akla kar bir şey değildir diye. Donald Trump bu hatayı yaptığı için şimdi faturayı istihbarat servislerinin çıkarttığı ve Donald Trump aleyhine sızıntı yapmaya başladıkları biliniyor. Bir de Başkan Yardımcısı Pence Flynn'i korumuştu. İşte canım, çocuk bir kez konuşmuş Rus büyükelçiyle, bunu abartacak bir şey yok diye medyaya çıktı. Çünkü Flynn ona öyle söylemiş, bir kere konuştum diye. Fakat sonra diğer konuşmalarda çıkınca, aa bak Pence de yalan söylüyor noktasına geldi. Pence de zor durumda kaldı. Daha dakika bir, ortada hiçbir şey yok, hurra, onun üstüne yüklendiler. Muhalif medya iyi çalışıyor. Sonra bunun üzerine şimdi Pence de Flynn işte beni zor durumda bıraktı diye çatlak yaptı. Flynn'i Beyaz Saray ekibinde sevenler var, sevmeyenler var. Onlar harcamaya çalışıyorlar. İşte mesela Bannon. Bannon Flynn'in kalmasından yana mı diye bir soru. Başkana sorulur böyle şeyler. Niye Bannon, Flynn'i falan filan? Neden bu iş bu kadar? İşte tekrar böl ve yönet, fraksiyonlara ayırmaya çalışıyorlar. Böyle bir durum. Şimdi son an, son durum, az önce demin Beyaz Saray sözcüsüne galiba soruyorlardı, göz ucuyla baktık, başkanın Flynn'e itimatı devam ediyor mu, hala Flynn'e güveniyor mu diye, son gördüğümüz sözcü o konuda bir net bir şey söylemedi. Acaba Donald Trump
teklifinin arkasında değil mi, arkasında durmayacak mı diye bir soru. Fakat başka kaynaklar yine medyada var. Diyorlar ki yok hayır, bu seferlik affedecek, bir daha yapma, bir daha olmasın diye. O da çatlak olmasın, işte kol kırılsın, yen içinde falan politikası izleyecek. Şimdilik harcamayacak Flynn'i diye bir nokta var. Ve de mesela Flynn'in başka işleri de var. Yani başka faydalı yönetim için de faydalı faaliyetleri var. Bir başka kaynakta yine hafta sonunda gördük. Deniyor ki Beyaz Saray'da Flynn'in ofisinin duvarında bir Musul ve Irak Suriye haritası var. Ve de Flynn Musul'un üzerinden, Musul'u işaretlemiş, oradan batıya doğru böyle oklar çıkartmış. Ve de Flynn'in teorisi şu. Evet, Musul temizlenecek. Musul yarın öbür gün Irak güçleri tarafından ele geçirilecek. DAEŞ atılacak. Fakat DAEŞ Musul'dan sonra batıya, daha batıya ve daha batıya. O Flynn noktalarından tam anlatmıyor. Gören birisi anlatmış. Biz de hayal etmeye çalıştık. Flynn noktalarından bir tanesi anlaşılan Raqqa, Palmyra tarafını gösteriyor. Ya da Deir ez-Zor tarafını gösteriyor. Daha sonraki oklarının gide Avrupa'ya yöneldiği anlaşılıyor. Ama deniyor ki zaten Beyaz Saray'ın beklentisi bu. Dolayısıyla mesela Raqqa konuşuyoruz değil mi? Raqqa'nın sonrası işte Musul vesaire. Bu konularda Flynn'in planları var, çalışmaları var. Yani Flynn lazım bir adam o kapsamda. Başka? Deniyor ki zaten bu okları gördüğü için Beyaz Saray o 7 Müslüman ülkeye seyahat yasağı koymuşlardı. Irak da bunlardan bir tanesiydi. Irak'taki, Suriye'deki seyahat yasağının, hadi Suriye'deki da başka türlü de açıklanabilir. Fakat Irak seyahat yasağının tek gerekçesi Musul'un işte çökmeye başlamasından sonra veya düşmesinden sonra başlayacak DAEŞ'çi akınının Amerika'ya ulaşmasını engellemek. Donald Trump'ın politikasının işte yanlış olduğunu vesaire çok yazıp çizdiler ama bu açıyı kimse görmemişti, kimse daha önce söylememişti. Halbuki Musul sonrası DAEŞ'lar nereye gidecek sorusunun sorulmadığını biliyoruz. Bu soruyu soran tek kişinin Flynn olduğu anlaşılıyor. Bunun üzerinde çalışıyor ve Flynn diyor ki batıya gidecekler, bize gelecekler. Onun için önlem alın. Bu boyutu mesela yönetim şey yapmadı, açıklamadı. Böyle bir durum. Artı yine Flynn'in analizlerine dayanarak Raqqa diyoruz. Raqqa'nın bu hızla bir yıldan önce temizlenemeyeceği yolunda bir yorum var. Obama yönetimi içinde ki bunun kaynağının da Flynn olduğunu zannediyoruz. Ve bu Raqqa'nın bir yılı DAEŞ'a Flynn'in görüşüne göre çok değerli bir saldırı ve hareket etme zamanı veriyor. Yani hem saklanma hem yeni saldırılara hazırlanma ve de yeni saldırılar yapma. Çünkü Raqqa daha bir yıl ellerinde olacak. Neye dayanarak Raqqa bir yıl diyorlar? Raqqa bir yıl tartışması daha önce de yapılmıştı ama bu kadar net olmamıştı. Yani Flynn tarafının, çünkü daha önceki Raqqa bir yıl meselesi, işte hemen daha önce onu da anlatmıştık. O çetelere silah verirsek hemen Raqqa Şubat ayında başlar ama vermezsek bir yıl atar diye Obama yönetiminin teorisiydi veya planıydı. Hadi Obama yönetiminin planını rafa kaldırdı Trump yönetimi ve 30 günlük işte daha yeni plan da çıkmadı. Raqqa planı bekliyoruz biz Trump yönetiminden. O çıktıktan sonra bunların da göz önüne alındığı yeni bir bakış açısı ortaya çıkacak. Raqqa bir yıl. Raqqa bir yıl denirse Türkiye'nin planlarını da etkileyecek bir durum. O zaman başka türlü de bakmamız gerekiyor. Yine bültenlerde de anlattık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahreyn'de bugün yaptığı konuşmanın önemli başlıkları vardı. Dünya tarafında dış medyada en çok hangi noktası yankı yaptı dersek, Raqqa'nın da kurtarılması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de hedefinde olduğu Cumhurbaşkanı'nın ifadesi ve de Raqqa çevresinde de bir güvenli bölge, uçuşa yasak bölge kurulması, bu Batı medyasında İlk kez duyulan bir haber oldu ve ilk kez duyulan bir konu olduğu için haber yapıldı. Dolayısıyla bir anda Türkiye'nin bu tip hazırlıkları ve planı var. Bir anda Amerikan tarafının hem değerlendirmesi var hem de bir yıl sonra gibi bir ifadesi var Raqqa konusunda. Bu arada Musul'a da bakmak gerekiyor. Çünkü Musul'da da işlerin öyle çok kolay olmadığı, kolay gitmediği, Musul
En az Raqqa kadar daha da büyük, çok çetrefilli bir yer. Şehir savaşlarının ne kadar zor olduğunu da bu şekilde görüyoruz. Elbap, Musul, Raqqa, bunlar ağır kayıplarla sürüyor. Musul'da, Musul'u temizlemeye çalışan Irak kuvvetlerinin %30 zayiat verdiği ve bunu sürekli taşıyamayacakları da vurgulanmakta. Musul'un daha çok az bir kısmı, yarısı falan deniyor ama işte çok az bir kısmı kurtarılabildi. O yüzden Musul'da da bir yavaşlama var, bekleme var. Raqqa konusunda bir yıl sözünü daha çok duyar olduk. Türkiye'nin Raqqa konusunda hedefleri tabii ki var. Tüm bunlar içinde size güzel bir büyük resim sunduk zannediyoruz. İzlemeye devam edeceğiz. Efendim, görüntüler Kanada sınırından. Amerika'nın kuzeyi Kanada'dır ve Donald Trump seçildikten sonra birçok Amerikalı Kanada'ya gitmek istediğini beyan etmişti ama tabii ki o kadar göç olmadı. Kanada Başbakanı'nın güzel bir PR çalışması vardı. Mültecilere açığız diye, ah ne kadar şeker, çok yakışıklı çocuk değil mi falan. Şimdi hafta sonunda görüntüler Kanada sınırından geldi. Burası Amerika-Kanada sınırı. Bu görüntüdeki videoyu da belki verebiliriz. Görüntüdeki askerler Kanada askerleri. Orası o çit. Orada bir aile görüyoruz. Suriye kökenli anne baba ve bir bebek. Onlar Amerika tarafındalar. Sırtı dönük güvenlik görevlileri Kanadalılar. Orası Kanada'nın sınırının Kanada bölümü. Ve sonunda bebek karşı tarafa geçiriliyor. Anne babaya da izin veriliyor ve anne baba Kanada'ya geçiyor. Bu görüntüler Amerika'yı duygulara gark etti. Herkes gözyaşlarını tutamadı. Bu ne insanlık? İşte böyle Donald Trump yüzünden düştüğümüz hallere bakın. Zavallı mülteciler Kanada'ya zorlukla ulaşıyorlar bu kar, kış, kıyamette. Hep bunlar Donald Trump'ın yüzünden. İşte insani Kanada, vahşi Amerika. Neler neler, neler neler yazdılar. Şöyle, bilenler diyor ki, tamam video çok göz yaşartıcı ama Kanada polisi o aileyi arabaya bindirdikten sonra gözaltına aldı ve karakola götürdü. Yani öyle hoş geldiniz falan yok. Kanada polisinin uygulama prosedür gereği gelen kaçakları, tamam sınırda belki vurmuyorlar, ateş edip öldürmediler ama geldikten sonra da öyle buyurun sizi hangi otele yerleştirelim değil, alıp gözaltına alıp karakola götürdüler. Tamam, orada iyi davranacaklardır. Bu kadar medya ilgisi yaşandıktan sonra da mutlaka kendilerine hemen iyi bir barınak bulunacaktır. Ama birkaç nokta, bir işte minicik görüntülerden büyük politik mesajlar evet çıkartılabiliyor. Donald Trump'ın fake news, yalan haber dediği hikayeden bir tanesi. Çünkü o 18 saniyelik görüntüye baktığınız zaman yardımsever Kanada polisi Amerika'da zulümden kaçan zavallılara kucak açıyor. Yok değil, aldılar götürüyorlar, gözaltına alacaklar. O kısmı var. Bir de işte bu tip küçük sahnelerden öyle büyük politik mesajlar çıkarmamak gerekiyor. Amerikalılara kendinizden utanmanız için çok fazla gerekçe yok. Siz de çok kötü durumda değilsiniz diye de bir mesaj vermiş bu arada medya. Sonuçta tamam, bir yerden bir yere birileri gidiyor da Suriyeli mültecinin Kanada'da ne işi var? Suriyeli ailenin Amerika'da ne işi var diye sormayı bıraktık. Türkiye'de ne işi var? Kendi yurtlarında yaşasalar bu kan gölü, Suriye'deki çatışma, zulüm bitse de bu insanlar yerlerinde kalsalar daha iyi olmaz mı sorusunu çoktan unuttuk. Şimdi işte Kanada'ya mı girecekler, Amerika'ya mı girecekler diye kavga başladı. İşin en acısı o. Halbuki bu insanların yerlerinde, yurtlarında, vatanlarında olması lazım. Fransa günler ilerledikçe Fransa seçimi de gündem oluyor. Çünkü sarışın hanımefendi Le Pen, sonra umuduydu merkez siyasetin Fillon, defolu çıktı. Sonra da şimdi Macron'u yedek kulübesinden çıkartıp sahaya sürdüler. Macron da sakat, oynayamıyor.
işte gay arkadaşı falan diye laflar çıktı. O işin de başka boyutları var. Şimdilik yalnız şöyle yine anketler, bu anketler kısmına bayılıyoruz. Anketler diyormuş ki 23 Nisan'da ilk tur var. İşte Macron'la Le Pen baş başa kalırlar. Sonra 7 Mayıs'ta ikinci tur seçim var. İkinci tur seçimi de Macron alır. Acaba Brexit de reddedilir, Trump seçilemez, işte şurada şu olamaz falan dedikçe terse çıkan anketleri hatırlayalım. Böyle bir durum. Şimdi ortadaki Monsieur Fillon'un şöyle kenar, evet Monsieur Fillon'un hali nedir dersek Fillon olanlar ve olacaklar kısmında bu hafta Fillon hakkında savcılık resmen dava açacak. Neydi işte muhterem eşini parlamentoda öyle gazozdan çalıştırıp bu miktarda para verip kendisini işte zengin etmiş. Ve bu konu soruşturulup kapatılacak, dosya işte soruşturmaya veya davaya gerek yok gibi bir çerçeveyle gidiyordu. Fakat anlaşılıyor ki savcılık dava açacak. Bu Fillon'un şansının tümüyle ortadan kalkması demek. Yani dava, yargılama falan filan sonra daha büyük meseleler çıkacak. O yüzden Fillon konusunu bu hafta içinde tekrar duyacağız. Başka, geçen haftadan beri merakla izlediğimiz bir konu vardı. Sokak çatışmaları. Paris'in banliyölerinde işte bir polisle gençler arasındaki bir vukuattan çok büyük çatışmalar ve günler süren çatışmalar, işte kamu malına zarar, park edilen otomobillerin yakılması, büyük bir kaos ortamı vardı. Bunun seçime olan yansımasını merak ediyorduk. Yani siyaset bunu nasıl işleyecek diye işlemeye başladı. Bayan Le Pen hemen ona uygun bir konuydu çünkü. İşte kanun hakimiyeti bu şekilde ortadan kaldırılıyor. Zaten bunlar hep mevcut sistemin sorunudur diye. Sözde ayaklanan mültecileri desteklemek ve de statikoya karşı çıkmak adına bu işi sahiplendi. Aslında ayaklanan işte azınlık onlar, araba yakanlar. Fransa'nın azınlıkları, çoğunlukla Afrikalılar, Müslümanlar, itilmişler, yok sayılanlar. Onlarla Le Pen'in bir işinin olmaması lazım. Fakat öyle bir hassas noktada ki Fransa bu kargaşa ortamı yine Le Pen'e yarıyor. İki taraf içinde, azınlıklar içinde, kendi taraftarları içinde. Ve de bir başka boyut var. 2005 yılında da Fransa benzer şekilde karışmıştı. Yine otomobiller yakılıyordu fakat o zaman bütün şehirlere sıçramıştı aşağı yukarı kargaşa. Fransa sürekli böyle kaynar. Yani Fransa'yı kaynama noktasına getirip taşırmak için çok fazla bir şeye gerek yok. İki olayda Fransa yine sokaklara dökülüyor. Bu ortamda Sarkozy kazanmıştı. Sarkozy o zaman işte bir gazozdan İçişleri Bakanı'ydı. Fakat bu 2005'teki çatışmaları ve huzursuzluğu görüp bunu siyasi olarak kullandı ve dedi ki ben Cumhurbaşkanı adayıyım, beni seçin, bu kargaşaya son vereyim ve bu şey de kullandı, slogan da kullandı, pisliği hortumla yıkayacağım. Bu Fransa'nın çok hoşuna gitti. Yani bu gidişata bir son verecek bir kuvvetli adam. Tekrar, kuvvetli adam. Kuvvetli birisini aradıklarını söylemiştik. Şimdi o 2005'teki kuvvetli adam kotasından seçilen Sarkozy'nin çizgisini kim izliyor? Le Pen izliyor. Kuvvetli adam yok, kuvvetli kadın verelim şeklinde izliyoruz. NATO nedir? Askeri ittifaktır. İşte tank, top, nükleer silahlar, ordular, sistemler arası savaş. NATO gayet ciddi bir askeri ittifaktır. NATO'nun tarihinde ilk kez bir haber kaynağına, haber ajansına, kurumuna karşı tehdit beyanını hafta sonunda gördük. Nedir deyince Sputnik News, Sputnik diye bir haber sitesi vardır, Moskova kaynaklı. NATO sözcüsü isim vererek Sputnik'in Rus propagandası olduğunu ve bir tehdit oluşturduğunu NATO adına ilan etti. Dedi ki yalan haber üretiyorlar ve de Rusya'nın NATO'ya karşı olan operasyonlarının bir parçasıdır. Ve de NATO sözcüsünden gayet olağan dışı bir alışılmışın dışında açıklama. Şimdi böyle isimler veriyoruz. Daha önce de Donald Trump'la yakınlığı tanınan Steve Bannon'ın
sahibi olduğu, yöneticisi olduğu, medya yöneticisi olduğu Breitbart diye bir siteden bahsetmiştik. Breitbart'te aşırı sağın yalan propaganda haber sitesiydi, ciddiye almadığımızı söylemiştik. Şimdi de NATO nokta atışla Sputnik'i Kremlin propaganda makinesi olarak sayıp tehdit olarak niteledi. NATO'nun genellikle askeri tehditleri gördüğünü farz ederdik. Fakat şimdi ilk kez bir haber medya sitesini tehdit olarak gösterdi. Bir de bunun üstüne yine başka bir haber var. Avrupa istihbaratları Fransa seçimine, Almanya seçimine ve Hollanda seçimine etki yapmak için Rus medyasının yoğun biçimde dezenformasyon, yanlış bilgi kampanyası yaptığını söylüyor. Bu artık resmi raporlara geçmiş durumda. Ne yapıyorlar deyince demin söz ettiğimiz o Fransa Cumhurbaşkanı adayı Macron'un eşcinsel sevgilisi olduğu iddiası. Diyorlar ki bu bir Rus propaganda kampanyasının ürünüdür mesela. Ama gerçekten etkili oldu mu? Oldu. Yayıldı mı? Yayıldı. Kaynağı neydi? Demek ki kaynağı burasıymış iddialar eğer doğruysa. Böyle bir ortamdayız. Dolayısıyla doğrusunu öğrenin. Nereden haber aldığınıza dikkat edin. 24'ten şaşmayın. Yunanistan konusu ciddi. Yunanistan'ın batak ekonomisi ve de bu konuda kredi alamama durumu giderek ana akım Avrupa Birliği'nin sorunu olmaya başladı. Almanya en son açıklama yaptı. Almanya dedi ki biz Yunanistan'ı Avrupa Birliği'nde ve de Euro bölgesinde görmek istiyoruz. Hayrola ne oldu? Yani Yunanistan'ın Euro'dan bir sıkıntısı mı var diye sormak gerekiyor ama Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün işte Yunanistan'a biz yardımcı olmak istiyoruz açıklaması dikkat çekiciydi. Tamam yardımcı olun. Ne oldu? Nedir? Birkaç yüz milyar borcu var. Onu silin. Biraz daha para verin. Bu şekilde yardım edersiniz. Ama öyle değil tabii ki. Şimdi yine ortalık telaşlanmış durumda. Yunan bonoları alarm veriyor şu bono faizleri. Yunanistan'ı sık sık konuşacağız ama işte bir başlangıç olarak söyleyelim. Hiç iyi durumda değiller ve de Temmuz'a kadar çok uzun bir zaman var önümüzde. Programımızın sonuna gelmişiz. Kapanış haberimiz zaten geçerliydi. Şöyle, yeni geldi. Bültenlerde son dakika gelişmesi olarak Avrupa haberleri arasında dikkatimizi çekti. Şöyle, Almanya'nın Mannheim kentindeki hayvanat bahçesinden bir penguenin çalındığı bilgisi var. Şimdiye kadar muhtelif vesilelerle hayvanların hayvan bahçelerinden kaçtıkları bilgisini vermekteydik. Fakat bu kez iş daha ciddi. Polislik bir vaka. Polis de diyor ki cumartesi günü yapılan sayımda ilgili penguen bulunamadı ve çalındığı sanılıyor. Nasıl çalınır hayvan bahçesinden penguen? Şöyle diyorlar polis araştırması kendi imkanlarıyla kaçacak durumda değildi. Dolayısıyla kendi imkanlarıyla kaçamadığı için dışarıdan bir etkiyle kaçırıldığı, çalındığı anlaşılmış. Peki nasıl bulacağız? Efendim boyu 50 santim, 5 kilo ağırlığında Humboldt tipi penguen sayılıyor. Ve eğer gören olursa kanadında 53 numara diye bir küçük metal halka varmış. Yani uçma yetenekleri zaten yok da kanadını şöyle çırparsa belki görebilirsiniz. 53 numaralı penguen kaçırılmış durumda Mannheim'da ya da en fazla Almanya sınırları içinde olduğu sanılıyor. Eğer bir gelişme olursa, yakalanırsa, sorgularda bulunursa anlatacağız. Bugünlük bu kadar. Tekrar yarın görüşeceğiz. Hoşçakalınız.